Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, bugün yine sizlere güzel bir modelim var. Bütün modelleri görmek isterseniz de buradaki hobilerim tüm anlatım linkler linkine tıkladığınızda hepsini görebiliyorsunuz. Şimdi başlayalım hemen isterseniz. Şöyle turuncu alize kotonun bir ipi var elimde. Model çok güzel, çok basit bir model. Böyle şeritler halinde örüp yan yana birleştirerek bir bluz modeli bu aslında. Tamamını yapabilecek miyim bilmiyorum. Şimdi başlayalım, göstereyim ben size. Evet, bir videoda biliyorsunuz tamamını yapamıyorum. Şimdi zincir çekerek başlıyorum. Zincir sayısı vermiyorum. Şimdi zincirden sonra sayı vereceğim. Bu nasıl anlatayım? Şeritler halinde örüp yan yana birleştirilecek bir model. Bu zinciri omzunuzdan bel hizanıza, uzunluğunu ne kadar istiyorsanız, yani omzunuzdan belinize, kalçanıza kadarsa, o şekilde zinciri ölçerek zincir çekmeniz lazım. Zinciri fazlasıyla çekebilirsiniz bu arada. Şimdi zincirin üzerine deseni gidince daha net anlayacaksınız. Şöyle omuzdan baş aşağıya doğru ölçü alacaksınız. Biraz daha çekelim. İşte her sıranın da zincir sayısı farklı olacak. Omuzdan bele, yakadan bele, koltuk altından bele, hepsi şerit halinde olacağı için farklı sayılar gösterecek. Evet, şimdi bakalım şuna. Bayağı da uzun oldu. Evet, şimdi bu üzerine, şimdi bayağı uzun mesela. Ben bu kadar uzun yapmayacağım. Omuzdan bele, kısa bel hizasında olacak. Şimdi zinciri özellikle fazla çektim. Buranın üzerine kuracağımız desen önemli. Şimdi en son 3 zincir daha çekiyorum. Tığımı doladım. 4. zinciri batıyorum. İlk şeridi yaptıktan sonra zaten kaç zincir çekmeniz gerektiği ortaya çıkacak. Şimdi 3 tane trabzan yaptık. 2 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz. 1, 2. Her bir zincire bir kez batıyorum. Yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar bir boşluk yapacağız. 1, 2, 3. Üçüncü zincire giriyorum. Yine yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir. Tekrar 1, 2, 3. 1, 2, bütün zincir boyunca bunu yapacağız arkadaşlar. Evet, şimdi zincir boyunca bunu öreceğim. Buradaki boşluk sayısının tek olması lazım. Yani çift rakamdan oluşmayacak. Tek olana kadar şöyle devam edeceğim. Bunun tabi ütüleyip hafiften açılma payını da unutmayalım. Ona göre ölçü alalım. Geliyorum zincirin sonuna kadar. Evet, bakın şöyle sıra sonuna kadar geldim. Şimdi şurada bu kadar zincirim arttı. Oraya devam etmedim. Neden devam etmedim? Bakın buraya kadar 90 zincir, şöyle hesapladığımda 90 zincir yeterli oluyor. Şu boşlukları sayıyoruz. Tek sayı olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şimdi 18. boşluğu da yapabilirdim ama çift sayı olmayacak arkadaşlar. Tek sayı olacak. O yüzden buradan dönüyorum. Fazla zincirimi de buradan sökeceğim. Şimdi dönerken modelin arkasını hiç çevirmiyoruz. Buraya kadar geldik. Böyle dönüp bu tarafa devam ediyoruz. Şimdi buradan 2 zincir çekmiştim. Bir tane daha çekiyorum. Şu yatay duran trabzanın tam dibine batıyorum. Bakın. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Bu tarafına döndüm. Modeli ters çevirmedim. Şimdi tığımı bir kez dolayıp boşluğa geliyorum. İkili trabzan yapıyorum. İki defa çekip tığ da bekletiyorum. İkisini birden çekmiyoruz.
İkisini çektim, bekletiyorum. İkisini çektim, bekletiyorum. 3 oldu. Bir tane daha yapıyorum. 4. Şimdi 4 ilmeği birlikte alıyoruz. Sonraki 2 ilmeği birlikte alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğa. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeği çekiyorum. Sonra 2 ilmeği tekrar birlikte çekiyorum. Şurayı görmeyin. Burayı sökeceğiz. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 3 zincir. Hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki boşluğa tekrar 2 tane yaprak yapıyoruz. Aynı şekilde. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeği birlikte toplayıp son 2 ilmeği birlikte alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Aynı şekilde yine 1, 1 yaprak daha yapıyorum. Aynı boşluğa batarak 2, 3, 4. 4 ilmeği çektim. Son 2 ilmeği birlikte aldım. Şimdi tekrar 3 tane zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki boşluğa yine 2 tane yaprak yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Hep 2 çekiyorum. Sonra 4 ilmek aldım. Son 2 ilmeği birlikte aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tekrar bir yaprak daha yapıyoruz. Şimdi aynı boşluğa. Sıranın sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Evet. Ve 3 tane zincir. 3 zincir. Boşluğa bir sık iğne. Tekrar 3 tane zincir. Ve sıradaki boşluğa tekrar yaprağımızı yapıyoruz. Şimdi böyle son boşluğa kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın, son boşlukta da yine 2 tane yaprakla tamamlıyoruz. Şimdi buradan döneceğiz, aynı yaprakları bu tarafa yapmaya başlayacağız. 3 tane zincir çekiyoruz. Buradaki son tırabzanın tepesine batıyoruz. Bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tekrar bakın, buradaki aynı tırabzanın altına batıyoruz bu sefer. Bir sık iğne. Modeli ters çevirmeden böyle dönüyoruz. Tekrar 3 tane zincir. Bir kez doladım. Yaprakların karşısına yine 2 tane yaprak yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Şimdi aynı boşluğa tekrar 1, 2, 3, 4. Hepsini birlikte çekiyorum. Sonra ikisini topluyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Bir sonraki boşluğa burada sık iğne yapmıştık. Yine burada da aynı şekilde sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa geçiyoruz. Böyle çiçekler oluşuyor kendiliğinden. 3, 4. Birinci yaprağımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tekrar 1, 2, 3, 4. 4 ilmeği aldık. Sonra 2 ilmeği tekrar aldık. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki boşluğa
bir sık iğne, 3 zincir. Şimdi 3. yaprağa geçiyorum. 1 2 3 4 kapatıyorum. Hepsini birlikte çektikten sonra 2 ilmeği beraber çekiyorum. 3 4 5 6. Burada onu yapmamdaki sebep yaprakların tepelerinin daha sivri durmasını sağlamak. O yüzden, yoksa ki hepsini birden de çekebilirsiniz tabii ki. Şöyle 4 ilmeği birden de çekebilirsiniz. Böyle yaptığınızda şu tepeler biraz daha sivri ve daha düzgün geliyor bana. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, sona kadar geldim. Bakın aynı şekilde yaptım. Çiçeklerim tamamlandı. Şimdi buraya geliyoruz. 2 tane yaprağımızı yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Buradaki yine son tırabzanın üzerine batarak şöyle yapalım. Bir tane de zincir çekelim. İpimi kesiyorum. Şimdi hepsini bu şekilde yapacağız. Yine şeritler halinde uzunluğu kısalığı olacak. Ve ikinci şeridi yaparken işte omuzu ölçeceğiz. Yakayı ölçeceğiz. Yakayı ayarlayacağız. Şurası omuzsa mesela, yaka koyacaksak buradan çiçeğimizi yapmaya başlayacak. Koltuk altını yaparken buradan başlayacağız. O şekilde. Ama yapacağımız model bu. Desen bu. Şimdi birleştirmeyi de göstereyim sizlere. Evet. Tekrar aynısını hazırladım. 17 tane boşluk yapmıştık bunun altında. Motiflerin boyutu aynı olacağı için şu anda yine 17 tane yaptım. Bakın bunu şöyle birleştirdiğinizde bir tane çiçek aşağı kaymış olacak. Ya da bunu böyle yaptığınız yanına bir tane uzun olacak. Aynı yerden başlayıp uzun olacaksa 17 değil 19 yapıyorsunuz boşluk sayısını. O şekilde ayarlıyorsunuz boyutlarını. Şimdi ben bunu tamamladım. Yine 17 tane yaptım. Birleştirmeyi göstereyim. Evet, şurada bir zincirimi çektim. 2, 3 diyelim. İlk yaptığımız şurası. Son yaptığımız, pardon, trabzanın dibine geliyorum. Döndürmeden yine bakın bu tarafa döndüm. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı şekilde buraya yaprağımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi 6 zincir çektiğimiz boşluklardan birleştirerek, pardon, evet kamerayı bayağı salladım, kolumu çarptım arkadaşlar. 3 zincir çektim. Geliyorum buradan, alıyorum şöyle, ters yüzleri birbirine baksın. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Ördüme dönüyorum. Yine ikinci yaprağımı yapıyorum. Aynı yuvaya girdim. 2, 3, 4. 4 ilmeği birden çekip sonra 2 ilmeği birlikte aldım. 3 tane zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Burada herhangi bir birleştirme yok. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Aynı az önce ördüğümüz şeriti örer gibi aynı şekilde örüyoruz. Sadece şurada 6 zincir çektiğimiz yerde 3 tane zincir çekiyoruz. Arkasını çeviriyorum. Sıradaki çiçeğin 6 zincirli boşluğuna giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum buraya. İkinci yaprağımı yapıyorum. Evet, 3 oldu. 4 tane olacak. 4 ilmeği aldım. Sonra 2 ilmeği aldım. 3 tane zincir. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. 3 tane zincir. Diğer boşluğa tekrar çiçeğimizi yapıyoruz. Bakın şöyle. Bu şekilde 6 zincirli her boşluktan birleştirerek devam edeceğiz.
tane daha birleştirelim şimdi. Önce ilk yaprağı yapıyoruz. 1 2 3 4 4 ilmeği aldım. 2 ilmek tekrar aldım. 3 tane zincir çektim. Sıradaki çiçeğe geliyoruz. Boşluğuna bir sık iğne. Tekrar 3 zincir çekerek 6'ya tamamlamış oluyorum şimdi zincirimi. Dönüyorum ördüğüme. İkinci yaprağı yapıyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sıranın sonuna kadar böyle geliyoruz. Evet, bakın sona kadar geldim. Bütün yaprakların aralarından birleştirdik. Sonda da yine 2 tane yaprağımızı yapıyoruz. Ve 3 tane zincir çekiyoruz şimdi burada. En sondaki tırabzanın üzerine bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Şimdi bak, yine modeli hiç böyle çevirmeden bu tarafa dönüyoruz. Diğer yaprakları yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Tırabzanın altını buraya iniyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Şimdi bu tarafa aynı şekilde yaprakları yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Kapatıyorum. Evet, şimdi yine 3 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 3 tane zincir. Yine sıradaki boşluğa 2 tane yaprağımızı yapıyoruz arkadaşlar. Böyle sıra sonuna kadar aynı şekilde örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tekrar 1, 2, 3, 4. Kapatıyorum. 3 tane zincir. Sıradaki boşluğa yine bir sık iğne yaparak birleştiriyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Evet. Şöyle dikey dikey olacak tabii. Bunu yatay da yapabilirsiniz böyle birleştirerek. Ama bedeni ona göre iyi ayarlamanız lazım. Çünkü hepsi aynı hizada olması gerekiyor o zaman. Ama boydan yaptığınızda çiçeklerin sayısını artırarak, sırayı fazlalaştırarak daha rahat ayarlayabilirsiniz. Şimdi buraya omuz olacak. Sonradan sık iğne gidilebilir, dikilebilir. Ön açık yapılabilir. Birçok şey yapılabilir diye düşünüyorum. Gayet de güzel duruyor böyle. Çiçekler kendiliğinden oluşur. Dediğim gibi dikkat edeceğimiz nokta şu boşluk sayılarını tek sayıyla başlamak ve şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çiçeğimiz var. 10 çiçek yapacaksak eğer 17 boşlukla başlamıştık. 19 boşluk yapacağız. Yani 2 tane boşluk artıyor. 1 çiçek fazla yapacaksam 2 tane boşluk sayım artıyor ve hep tek rakam olacak. Evet, şimdi burayı da böyle tamamlıyoruz aynı şekilde. Bitiriyoruz. Devamlı yapabilirsem arkadaşlar, görmek isteyen arkadaşlar olursa, daha doğrusu yorumlardan bana yazarsanız devamını görmek istiyorum diye örmeye devam edip bir parça oluşturabilirim tabii ki. Ama model aynı model, işte birleştirerek şekiller vereceğiz. Dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Ören arkadaşlar varsa ve görmek istiyorlarsa da yine yorumlarda yazabilirler. Evet, şimdilik bu kadar diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.